Abi bir şey söyleyeyim mi? Sesini duyunca bile çok moral geliyor böyle. Yani. Moralleniyorum. Allah seni hep güldürsün. Sen bizleri güldürdün yıllarca. Allah da seni hep güldürsün ya. İnşallah, inşallah. Temelimiz o zaten. Bizim de isteğimiz gülmek. Hep beraber gülüyoruz zaten şu anda. O bir tane gülen var orada. Kim o? Emre Bol. Emre Bol mu? Benim adımı mı soruyor? Şafak abi adımı mı soruyorsun? Bak. Ne diyorsun kardeş? Babacım kardeş. Altın kapılarımız kan oldu. Bir tane filminde de bizi oynat. Bir güleyim babacım be. Bunca yıllık hukukumuz var. Ya Ertem mevzu başka bir yere gitti. Şimdi yani Türkiye'ye gelen çok iyi bir orta saha oyuncusu. Gerçekten bir şaka yollu bir şey oldu. Melih Demiral galiba şeyini işletiyormuş. Bu Instagram sayfası bazen onda duruyormuş. Evet. Bize bir mesaj attı. Sonra baktım bir video da geldi. Çok da mutlu olduk. Kendisinin de büyük hayranıyım Ertan Baba. Bu arada Messi ile de görüştüm. Bayağı bir yarım saat, bir saat falan telefonda gitmedim. Ronaldo'yu aradım, kapalıydı telefonu. Bundan sonra bu işlere bakacağım ben ya. Şafak abi menajerlik yapmayı düşünüyor musun? Bak acayip para var biliyor musun? Önemli futbolcular. Piyaniç'ten aşağısı kurtarmaz zaten. Evet çok çıta yüksekten çıktı da biraz aşağıdan gitseydik keşke birader. Ya Şafak abi bir şey söyleyeceğim. Bu hani bir inme hareketi geliyor ya sana böyle. Ya Erman Kuzum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bak sana yemin ediyorum Şafak abi tıkandım. Bak ailem seyrediyor. Hani insan bırak hani herkesin önünde ailesinden utanır yalan söylemekten. Utandım ben böyle tıkandım. Hani sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum böyle yerlerdeyim ya. Ben hayatımda senin kadar... Bu şey konuda usta bir sanatçı görmedim. Bir sanatçı, gerçek bir sanatçı, usta bir komedyen. Şu anda biliyorsun sokaktan geçen herkese komedyenlik yaptırıyorlar. Sokaktan geçen herkese yorumculuk yaptırıyorlar. Mikrofon veriyorlar. Gazetecilik yaptırıyorlar. İş bu halde Türkiye'de şu anda zaten. Bir şey söyleyeceğim ben. Örnek ben. Bir cevap versin abi ondan sonra. Siz de söyleyin abi. Ya evet. Örnek deme. Ya televizyona çıkan herkes bu işi biliyor demektir abi. Hadi herkes çıkabilir abi. Bizim mesleğimiz evrensel bir meslek. Şafak abi hangi takımlısın? Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelisin. Peki Sayın Ali Koç ertesi gün aramadı mı ya Şafak niye bize piyanici getirmedin de Beşiktaşlılar bundan nasiplendi demediler mi? Ya sabrımı söylüyorum bak çok çok büyük tesadüf yani çok çok da iyi bir futbolcu geldi. İnşallah karşı karşıya geliriz. Ben olmazsa bir tanışacağım kendisiyle yani hani bir ziyarete gideceğim kabul ederlerse. Gittiğimde zaten çay kahve içip güzel ben öğreteceğim ona. Hedef ben miyim? Tayfun orijinali gidecek bu. Ya hedef ben miyim Tayfun? Ertem telefondan bakıyorum sana. Saçların dert görmesin kardeşim. Şafak abi hemen İstanbul Hairline'a götüreyim seni. Bizim saç ekim. Hanım bu işlerle uğraşıyor. Götüreyim seni hemen. Vallahi benim mi? Abi başladılar zaten. Arka taraf bayağı açıldı. Uzunları kapat diyorlar bana. Ya abicim benim sen gel hiçbir sıkıntı olmaz canım abim benim. Saçlar İnşallah. Ahenkle dans ediyor. Peki Şafak abi böyle bir Pjanic geldiğinde yani ne hissettin? Bir anda TT oldun. Kendini böyle sen aslında böyle şeyleri sevmezsin. Ya böyle tabelaya bakayım da ben TT miyim? Değil miyim? Sevmezsin. Bir anda böyle... Çok böyle bir yani bir... Ben baktım kendime işte görünce dedim galiba yine bir şey oldu bana. Hani böyle herkes öldü. Herhalde bir şey oldu bana. Galiba. O gün de yani aşıya gittim. Ulan dedim galiba aşıda öldüm ben. Hani finalde. Şey mi oldu dedim acaba aşı mı patladı? Hani sürekli bir şey koyuyor. Resim de koymadım çünkü. Ya. Allah Allah diyorum. Baktım ondan sonra futbolcumuzu görünce tamam dedim ya. Ama bir şey söyleyeyim mi Şafak abi? Çok ciddi söylüyorum. Bu plan için kulağına gitmiş... Yani Pjanic Türkiye'de ünlü bir sanatçı, ünlü bir sinema, dizi oyuncusu. Böyle böyle falan diye. Adam ondan dolayı zaten hani giriyor. Normalde birisinin sayfasına girmiyor. Hani Türkiye'yi çok seviyor, Türkiye'ye çok bağlı. Ve buraya geldiğinde de ilk söylettikleri cümle bu. Hedef ben miyim Tayfun? Yani... Tabii tabii ama bir tane daha gördüm şimdi böyle. Arabayla elde tespit ben geldim hesap. yeni bir tane video var. Yeni bir tane daha var. Hazırlıyor onu arkadaşlar zaten. Peki Şafak abi, baktığın zaman sen futbolu da çok seven birisi olarak şunu soracağım. Mesut Özil mi Pjanic mi? Duygusal davranma şu anda ama. Abi ikisi de yani hani hiçbirini ayıramam. Gerçekten başarılı futbolcular. İkisi de çok başarılı futbolcular hem de. Mesut zaten hani dünya çapında o da aynı şekilde. Hani bayağı bir şey takımlarda mücadele verdiler.
Bir ara Alex de Kolpaçino'ya şey yapmıştı, video yapmıştı. Doğru. Abi çok politik cevabı oldu bu ya. Çok politik oldu. Politik. Bir şey söyleyeceğim. Yani işte gitsin ya. Bak bu arada Şafak abi Erkan Motor'dan, sevgili Erkan kardeşim. O da çok büyük üzüntü yaşadı. Alişan'la beraber biliyorsunuz Selçuk kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Erkan diyor ki çok çok selam söylüyor. Benim yanımdaydı, oradan diyor aşağıya gitti diyor. Sevgili diyor Şafak diyor. Benden aşağıya gitti diyor. Oraya gidecektim sonra bak kalkamadım. Gittim eve dinlendim falan. Tişörtleri aldım, uzadım ben o. Erkan'a da buradan çok selamlar. Erkan da Alişan ne kadar acı yaşadıysa o da o kadar yaşadı. Allah böyle dost, gelişen kalanlar, çocukları var. Alişan da çocuklarıyla ilgileniyor. Allah razı olsun. Oğuz abi buyur. Sevgili Şafak Sezer, seni çok seviyorum. Önce merhaba. Oğuz, merhaba. Şimdi ben seni gıyabında çok iyi tanıyorum. Hakan Ural benim çok yakın arkadaşım. Çok çok yakın dostum. Sırrı abi. Çok uzun yıllar günlük hayattaki esprilerine kadar çok iyi biliyorum ve gülmekten yerlere yatardık. Fakat şu Kutsal Damacana filminde bir enstantane var. Kurt adam yemeğe geliyor. Kim diyor? İsim olarak ne söylüyordu orada? Tayfun mu diyor? Kim diyor? Halüsinasyon musun diyorum. Hayır diyor. Yok yok, o değil. Hanginiz diyor. İsim söylüyor. O isim neydi? Ha, hanginiz Fikret diyor. Hanginiz Fikret diyor. Fikret. O diyorsun. onu Serkan yanımda çok selam söylüyor şu an. Serkan Şengül bir tanedir ya. Serkan da, kardeşim. Serkan da Sergen diyecektim ya. Gerçi Serkan. O da şu anda kendi jenerasyonunun Sergen Yalçın'ı. O da iyi Fener'dir. Aa, o da iyi Fener. Serkan da iyi Fener. Serkan da bir tanedir. Serkan baya. Şey diyecektim ya, tövbe estağfurullah. Bir selam versin mi? Alacağım Şafak abi, Serkan'ı alacağım. Ama şunu soracağım. Baktığın zaman futbol penceresinden baktığın zaman, kendi pencerenden baktığın zaman şampiyonluk potasında kimi görüyorsun şu anda abi? Ya ne desek şimdi, politik diyeceksin. Şimdi biz de her taraftar bizim için ayrı. Bizim seyircimiz abi yani. Yani ben hani bir şey diyemiyorum ki, şimdi hepsi de güzel top oynuyor. Yani bir de bir şey diyeceğim. Üç büyük takımın haricinde de iyi takımlar geldi bu sefer. Yani üç büyük takımın haricinde de bayağı ses getiren şeyler olacak. Takımlar olacak. Doğru. Emre sen ne diyecektin? Bir şey söyleyecektin. Ben söyleyeceğim. Evet. Kolpaçino'yu hangi yıl çekti hatırlıyor mu? 2009. 2009. Ha, 2009, yani 2010. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitmemişler o zaman. Yok. Fener'le. Eyvallah. Abi yeni Kolpaçino geliyor mu? Yeni Kolpaçino yazılıyor abi. Karalanıyor. Çünkü Hakan abileri Ali abiyi çok sevdiler. Ekrem abiyi çok sevdiler orada. Biz belki böyle geriye dönüş bir şey yapacağız. Hikayesini tamamlayacağız onun. Kafamızda öyle bir şey var. Öyle. Ya valla dört gözle bekliyoruz Şafak abi. Kesinlikle. İnşallah. Başar var mı senin? Vallahi başarıların devamını diliyorum. Acaba yeni filmler bekliyoruz. Şafak abi, bu çok ciddi söylüyorum. Diziler böyle. Ben televizyonda mesela iki günde bir, üç günde bir, her gün oturup böyle yine gülmek, heyecanlanmak böyle. Güzel. Hani ne zaman arkadaşlar bir yere gelsek Kolpaçino açıp seyrediyoruz ya, vallahi. Yemin ediyorum 100 defa falan seyretmiş. Şafak abi, tabii. Ne olur mahrum bırakma bizi ya. Yani gerçekten hani ya, sende de ya, bir Alex de Souza, bir Sergen Yalçın havası var böyle. Hani şey, antrenmanı sevmeyen ama sahaya çıktığında 90'a takan, her maçta 90'a takan bir adam profilindesin yani. Hikaye güzel olursa baş tacı, ama yani çünkü sürekli seyirci de değişiyor. Hani eski sevdiği işleri bazen sevmiyor insanlar. O yüzden böyle hikayenin sağlam olması lazım. Çünkü o takımda oynayan herkes çok değerli oyuncular. Biz galiba bir tane sağlam bir final yapacağız onunla inşallah. Sen niye soramıyorsun? Bir dakika, Emre Bol utanıyormuş, bana sorduruyor. Ne ya? Aydemir Akbaş abimi niye oynatmıyor? Ya, oynatacak mı diyor. Çünkü küçükken hep filmleriyle büyümüş. Şafak abi, Emre Bol o da küçükken öyledir. Onun filmleriyle büyümüş. Şafak Sezer de onun filmleriyle büyümüştür. Aydemir abi olacak değil mi? Daha çok küçüğüm diye. Şafak abi. Aydemir abi gerçekten olacak değil mi? Yine. Aydemir abiyle şimdi bir de bir diziye başlayacağız. Şimdi yazdık, birinci bölümünü bitirdik. Okuyor şu anda. Allah uzun ömür versin. Çok değerli bir oyuncu. Çok. Allah sağlıklı ömürler versin. Aydemir abi ömrümüzün sonuna kadar bizimle beraber abicim. Öyle bir tanesin yok sen ya. Hep beraber abi.
Bizim de ömrümüzün sonuna kadar inan beraber. Yani. Ya biz de onu inanılmaz çok seviyoruz. Şafak abi, Serkan'ı bir alabilir miyiz? Bir de bir Serkan'ın sesini duyabilir miyiz? Biz yemekteyiz. Ferru çok selam söylüyor. Kendine Ferru Taşdemir. Selamlar arkadaşlara. Ferru Taşdemir. Ferru'a çok selamlar. Ya Ferru televole yapıyormuş galiba Ferru. Başlayacak evet. Televole yapacakmış. Onu da kutluyorum buradan. Çok sevgiler, selamlar. Serkan'cığım. Veriyorum. Belgeseli yaptırıyorum Serkan'a. Serkan Şengül, Kolpaçino Serkan.